Herkese merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Ders çalışma video başlatmak istedim. Aferin. Abdullah da daha işe gitmediği için onunla birlikte başlatalım dedik. Şengül'e ders çalışmayı o kadar çok özledim ki. İyi ki de benle ders çalışmıyorsun gerçi. Onu o yönden düşününce öyle ama. Şu an o daha kolay geliyor. Hasta hasta işe gitmekten çok daha kolay geliyor bence. Abdullah çok hasta. Evet, hastalandım ya. Yine hasta oldu, grip oldu. Zaten biz çok hastaydık, o yüzden video atamıyorduk. Uzunca bir süre atamamıştık hatta. Toparlamam çok zor olmuştu. Şimdi tam iyileştik işte, bir hafta falan mı oldu aşkım iyileşti, 1-2 hafta. Hı hı. Sonra abla tekrar hasta oldu şimdi. Yani öyle maalesef. Kurtulamıyor hastalıktan. Evet, bir de hiç dinlenemediği için gün içinde sanırım, sürekli yoğun çalıştığı için. O yüzden bağışıklığı düştü sanırım Abdullah'ın. Evet. Neyse. Ben çayımı içmeye gideyim mi? Zaten bu kadardı zaten. He? Şimdi. Ben şimdi kamerayı alayım gideyim, zaman sen çayını içeceksin. Tamam. Peçetesi ve çayıyla birlikte Abdullah burada. Kıyamam sana ya. Bildiğiniz gibi hala 100 kiloyum. Cidden çok kiloluyum hala. Pembe bir kardan adam gibiyim gerçekten. Aynen öyleyim. Böyle kafamı da at gibi falan bir sarı verdim şöyle. Size kamerayı açayım diye. Şimdi bundan kalan masamız burada gördüğünüz gibi. Şimdi o kadar çok yapılacak şeyim var ki ilk önce bir liste hazırlayacağım. Normalde benim programım var ama dün yapmadığım için, hatta pazartesi günü de yapamadığım için bugüne kaldı birikti. Hepsini değil de biraz yapmıştım. Şimdi onların eksiklerini tam yazacağım. Onu birlikte yazarız zaten şimdi. Planımızı oluşturacağız. Daha sonra da bütün gün work. Hadi bakalım. Ders çalışma motivasyonu yüklensin. Bu arada sabah da Abdullah bana kahve yapmış yine. Çok mutlu oldum. Ben de ona zencefilli çay yaptım. Limonlu. Aynen. Saatte 8:16. Temiz bir sayfa açalım ajandamıza. Evet, bugün neler yapmamız gerekiyormuş. Hemen bir plan. Hemen. Bugün günlerden 4 Ocak 2023. Evet, yapılacaklarımı hazırladım. Gördüğünüz gibi insan üstü bir yapılacak listem var. Bunu bilerek yaptım böyle. Yani bunun hepsini zaten inşallah tamamlayabilirim ama tamamlamam çok zor. Ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Aslında buraya yapmam gerekenleri yazdım. Yani 3 gündür yapmam gerekenler toplamda bunlardı. Yaptıklarımı çıkarttıktan sonra bunlar kalıyordu. Daha bitmedi. Bir dakika, bir tane daha var. Şimdi burada bu kadar yoğun olmasının sebebi 2 gündür başka sebeplerden dolayı ders çalışamıyor olmam. Yani azıcık çalıştım. İşte 2 saat, 3 saat falan çalışabildim. O yüzden birikti programım. Ama yapabildiğim kadarını yapmaya çalışacağım. Birlikte zaten yapmaya çalışacağız. En azından ne kadar çok tiklersem o kadar iyidir. Hepsi gözümün önünde dursun diye bu şekilde listeledim. Bu yeşile yazdıklarım ev işleri, bu pembeyle yazdıklarım ise dersle ilgili yapmam gerekenler. Buraya yazdım ya, bunları hem tikleriz,
birlikte inşallah yaptıkça. Ya böyle bir hem benim için bir motive videosu olsun dedim. Hem de böyle sizi motive eder diye düşündüm. O yüzden bugün böyle bir vlog başlattım. Hadi bakalım başlayalım. İlk önce 2 saat matematikle başlayacağım. Yeni konu dinlemeden önce şu yaptığım, daha önceki yaptığım problemleri bir tekrar edeceğim. Kendim yapmaya çalışacağım. Bu şekilde bunları çözdüm tekrardan. Güzel bir tekrar oldu. Bir saatten biraz fazla sürdü zaten. 2 saat matematik çalışmam gerekiyordu. İşte 45-50 dakikada bir tane yeni problemler videosu izleyeceğim. Bu arada Mehmet Bilge Yıldız hocadan izliyorum matematiği. Ben matematik çalışmaktan nefret ediyordum. Zaten işkence gibi geliyordu her gün matematiğe oturmak. Ama şimdi sağ olsun Mehmet Hoca sayesinde böyle her gün çalışmaya istekli olarak çalışıyorum. En baştan tane tane anlatarak ilerlediği için benim gibi matematik sıkıntı yaşayanlar varsa Mehmet Hoca'yı tercih edebilir. Bu arada ben zaten direkt problemlerden başlamıştım. O yüzden işte 64. videoya yeni geldim. Notlarınızı öyle alın, sonra sorulara başlayalım, sonra hızlı gideriz. Bu arada ben hocayı nasıl buldum onu da söyleyeyim. Instagram'da bir gün sormuştum. En matematikte zorlandığımı söylemiştim. Bir kutucuk bırakmıştım oraya, önerileriniz varsa yazabilirsiniz diye. Yani gerçekten çok fazla kişi Mehmet Hoca'yı önermişti. Öyle tanıştım Mehmet Hoca'yla. Sizin önerileriniz sayesinde tanışmış oldum. Yine buradan da teşekkür ederim yazanlara. Hatta kalan matematiğimi tamamlayıp geliyorum. Notamızın hali, son durum. Dışarısı mis gibi hava ama ben yine evde, bu masada, burada yine ders çalışıyorum. Neyse, şikayetlenmeyeyim. Nedir bunda da bir hayır diyoruz. Böyle düşünceleri kovuyoruz, gönderiyoruz ve dersimize devam ediyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Başa gelen çekici Allah daha büyük dert vermesin. Benim gibi aynı durumda olanlar beni çok iyi anladı muhtemelen. Gelelim şimdi siz şarjdayken neler yaptığıma. 2 saat matematik çalışıldı. Elhamdülillah. En zorlandığım şeyimizi çalışmışız. Onu hemen tıklayalım. Hangi kalemle tıklayalım? Yeşil seçelim. Zıt renkler güzel olur. Şimdi matematik 2 saat çalışıldı. 40 soru paragraf, bunu da çözdüm siz şarjdayken. Bu da tamam. Şimdi sırada ne olsun ne olsun. Abdullah gelmek üzere muhtemelen. O yüzden çok vaktim yok. O yüzden 1 saat tarih soru çözümünü de aradan çıkarttırayım. Abdullah gelene kadar. Sen burada dur. Aa dur, şunu kopya edeceğim. Şimdi ben yanlış sorularımı şöyle bir şey yapıyorum. Bu taktiği bu sene keşfettim. Bilmiyorum, umarım doğru bir taktiktir. Yapanlar varsa yazsın. Yani kendi kendime böyle bir taktik buldum. Bilmiyorum, size mantıklı gelirse siz de deneyebilirsiniz. Bir de yapanlar varsa zaten memnun olup olmadıklarını yazabilirler aşağıya.
Şimdi göstereceğim. Şimdi ben bu soruyu yanlış yapmışım. 20 sorudan bu soruyu yanlış yapmışım. Geliyorum, bu soruyu siliyorum. Daha sonra mesela şurada işaretlediğim şık görülmesin diye şöyle hepsini tabii ki ilk önce işaretlemem gerekiyordu. Onu yapmayı unutmuşum ama böyle yaptıktan sonra siliyorum. Hani hangi şık olduğu belli olmasın diye. Daha sonra da şöyle fosforlu kalemle çiziyorum. Şimdi neden bunu yapıyorum? Daha öncekilerde de böyle böyle yerler var mesela yanlış yaptıklarımda bu şekilde ve aralarda. Şimdi diyorum ki bunlar zaten yapmışım. Bunlarla işim bitti artık. Ama bu yapamadıklarımı şimdi bakıp geçince çok böyle aklımda kalmıyordu. O yüzden dedim ki bunları böyle bir işaretleyeyim. Hani sileyim ve işaretleyeyim. Daha sonra toplu mesela buralara falan geldikten sonra bu kitabın açayım tekrar bu soruları çözeyim. Tekrar amaçladım. Bakalım o zaman yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Tabii ki mesela şu anda bir 20. soru yapamadım ya. Öğreniyorum. Doğrusunu yine öğreniyorum. Tekrar ediyorum. Ama hemen işaretleyip de tamam deyip tik koymuyorum. Bu şekilde işaretliyorum ki geri dönüp baktığımda tekrar yapabilecek miyim, onu hatırlayabilecek miyim, öğrendiğim şeyi tekrar uygulayabilecek miyim diye denemek için böyle bir yöntem buldum. Deneyenler varsa da mantıklı mı değil mi diye bana yazabilirler aşağıda yorumlarda. Merak ettim, onu da size bir söylemek istedim. Depegem ve ezber bozan, o yüzden yani güzel olduğunu düşündüğüm için paragraf kitabı olarak bunu seçtim bu yıl. Paragraf kitabı arayışında olanlar varsa öneririm. Gerçekten beğendim. Matematiğimiz bitti. Paragrafımız bitti. Şimdi tarih. Tarihten aşırı çok yanlışım çıkıyor. Yani anlatamam size ne kadar yanlışım çıktığını. Her şeyi unutmuşum. Tarih kadar nankör bir ders görmedim ben gerçekten. Maalesef o yüzden tarihi şimdi tekrardan çalışmaya başladım. Onu anlatım olarak hocayla birlikte çalışıyorum ama o eskiden öğrendiklerimi de tekrar edersen belki birazını hatırlarım umuduyla soru çözüm videoları dinliyorum. Onu da nereden dinliyorum? Abdullah geldi. Demiştim ben gelecek diye. Tarihi bile yapamadım. O kadar erken geldim. Hemen gidelim. Abdullah babacık geldi. İşte seni birazcık beklettim video çektiğim için. Hoş geldin. Videonun çekecek halim yok ki. Kıyamam. Çok hastasın. Sağ ol kocana git. O kadar mı hastasın? Kötü öğrenci bedik yazdı iyileşmediğim için. O kadar. O zaman ben şimdi birazcık Abdullah'la ilgileneyim. O çünkü çok hasta olduğu için onunla ilgilenmem gerekiyor. Daha sonra tekrar geri döneceğim ders çalışmaya. Abdullah şimdi hasta olduğu için hemen bir duşa girdirecek iyi gelir diye. Onu beklerken ben de ders çalışacaktım ama o kadar çok vaktim olmayacağı için çamaşırları süreceğim. Onu da tikleyeceğiz birlikte. Onu bile tikleyeceğiz bugün. Her şeyi tiklemeye çalışacağız. Öyle vlog çekmeyi de gerçekten özlemişim. Bana da iyi geliyorsa ben niye çekmiyorum? Bundan sonra çekeceğim inşallah diyorum. Sonra hep bir hastalık çıkıyor, bir şey çıkıyor. İyi olduğum sürece çekeceğim inşallah. Umarım size de iyi geliyordur tabii ki bu videolar. Yemek alana kadar da listemde yazan bulaşıklar kısmını halledeyim dedim. Hemen şu bulaşıkları halletmemiz lazım birlikte. Bulaşık makinemiz bozuktu. 2 hafta bozuk kaldı. O zaman elimi yıkadığım için bütün bulaşıkları, bu eldiven çok işe yaradı. Gerçekten öbür türlü böyle bile ellerim mahvola da öbür türlü düşünemiyorum. Evet, şimdi hemen bunları makineye yerleştiriyorum. Mis gibi böyle kahvaltılık bir şeyler hazırladık. Değil mi aşkım? Evet, hem de çok güzel. Bir an önce yemek istiyorum. Ben de. Çok acıktım. Hadi yiyelim hemen. Öğrencimiz Can geldi. Ben de burada ders çalışacağım. Tarih çalışacağım. Onlar orada dursun. Hayır. İstemi gider ya. Şimdilik listemiz bu şekilde.
bir de özel dersinden bir tanesini bana verdi bugün. Ortak bir öğrencimiz zaten. Rica etti benden. Onunla ders yapmamı istedi. Çok hasta olduğu için dinlenecek o. 2 saat yani. 2 saatte özel ders yapacağım. O şekilde. Birazcık. O yüzden üzüldüm açıkçası ama yapacak bir şey yok. Neyse. Yapabildiğim yanıma kar kalır sonuçta. Yapabildiğim kadar yapmaya çalışayım. Elimizden geldiğince çabalayacağız. Yapacak bir şey yok. Hayat şartları. Özel derse girip çıktım. Emre ile 2 saat özel dersim vardı. O gittikten sonra da görsel sanatlarla beden eğitiminin sorularını çözdüm. Toplam 90 soru çözmüş oldum. Bir de tekrar ettim aynı zamanda. Şimdi bunu tıklayacağım. Evet. Daha önce yaptığım 4 tane denemenin tekrarını yaptım. Geçmiş deneme analizlerinin tekrarını yapmış oldum. Bu da tamam. Şimdi Şimdi tam konuşuyorum, Abdullah da konuşuyor. Şimdi de yemek ısıtıcı. İşin garibi şu. Ben 2 hafta önce de hastalandım. O zaman 1 hafta rapor almıştım. Bir de hastalandım. Sanki hiç hastalanmamışım gibi 2 hafta sonra tekrar hastalanmışım. Neyse, siz beni duymaya çalışın konuşmalarınızda. Arkadaşlarıyla konuşuyor da Abdullah, o yüzden hızlı hızlı söyleyeyim o konuşmayı. eğitim denemesi yapmaya çalışacağım. Şimdi saat bayağı bir geç oldu aslında ama kendimi iyi hissediyorum. Şu ikisini halledebilirsem, şu videoyu izlemeden arkadaşlar. Hala çok şey var ya. Yarın da birlikteyiz bu gidişle. Gördüğünüz gibi, çünkü daha çok var. Bir de yarın bunun üzerine daha da fazlası eklenecek. Yetiştirmeye çalışacağım ama yine de pes etmek yok. Denemeyi bitirdim. Ama çok yoruldum şu anda. Kısa kısaydı sorular Allah'tan. Şimdi bir dakika. Defterimde tıklayabilirim. Eğitim denemesi yapıldı. Sonucumu merak ettiğim için ama bir kontrol edeceğim şimdi. Durarsız yerinde bir. Şey, ya İslam yayıncılık, bu yapışkanlar niye bu kadar yapışkan ya? Gerçekten çok yırtılıyor, böyle yapışıyor sürekli bir yerlere. Geçmiyor da. Neyse, bu gereksiz bilgiyi verdikten sonra şimdi kontrol edeceğim. Daha sonra bakacağız bakalım neler yapacağımızı. Deneme bitince bir uykum açıldı. Daha doğrusu size bir merhaba diyeyim deyince uykum açıldı ya. Kendime geldim sanki. İşte YouTube videosu çekmek gerçekten benim için de faydalı oluyor aslında ama. Hadi o zaman şimdi kontrol edelim. Sizi de şöyle koyayım, birlikte kontrol edelim. İkisi arasında kalıyorum, işaretliyorum ya. Yanlış işaretlediğim zaman çok sinir oluyorum. Denizliymiş. Neyse. Öğrenmiş olacağız. Sıcak şok. Bu deneme adı üstünde yani. Yine
Uykum açıldı sizinle kavuşunca. Gerçekten uykum açıldı. 2, 3, 4, 5. Neyse, buradan sonrasını artık sizi kapatayım. Ya ben netlerimi falan paylaşmayı genelde sevmiyorum. Hatta hiç sevmiyorum. Hatta hiç paylaşmıyorum da. Bugün böyle ders çalışma video çektiğimiz için koyayım dedim. Kısımları da. Belki de bir kısmını kesmiş olarak koymuşumdur. Çünkü sizler hani kendiniz ister istemez kıyas yaparsınız kendinizle işte. Benimkisi mesela iyiyse kendinize dersiniz ki ya ben ne yapacağım kötü falan filan diye düşünebilirsiniz. Ya da benimkisinden sizinkisi çok daha iyiyse oh ya benimki iyiymiş nasıl olsa deyip böyle çalışmanızı azaltabilirsiniz. Hani iki türlü de yani iyi ya da kötü fark etmez. İki türlü de sanki zarar verir gibi geliyor size. Sanki size zararı olacakmış gibi hissediyorum. O yüzden de netlerimi falan paylaşmıyorum genelde. Etkilemek istemiyorum sizleri kötü şekilde. Öyle yani. Neyse saat şu anda bayağı bir 2.30 falan olmuştur muhtemelen. Ben şimdi netlerimi hesaplayacağım. Buraya not alacağım ama analiz edecek yani doğrularımı öğrenecek ve böyle yazacak falan halim kalmadı şu anda. Zaten verimli de olmaz bu saatte artık. Su içeceğim ve yatacağım uyuyacağım. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere o zaman sizinle. Yarına devam ederiz birlikte. Bu listeye yenilerini ekleyerek tabii ki maalesef. Çünkü yarının programı da eklendi. Artık şuraya ekleriz onları da. Yine yapmaya çalışırız işte birlikte. Bütün gün. Umarım video keyifli gidiyordur sizin için de. O zaman şimdi liste iyi geceler. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın.